Esselamu aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kısasun Nebi'in derslerimize devam ediyoruz. 5. bölümdeyiz. Nuh aleyhisselamın kıssasını okuyoruz. Ondan önce bir hazırlık yapıyor. İnsanlar nasıl putperest oldular? Şeytan onlara nasıl hileler oynadı? Nasıl hileler uydurdu? Nasıl onları alt etti? Bunlardan bahsediyor. 5. bölümde Suverus Salihine. Suver kelimesi çoğul bir kelime. Biliyorsunuz bunun tekili zaten suret. Bakın suret. Suret daha çok dış görünüş. Bir de siret var. Siret. Onu da iç görünüş olarak kullanıyoruz. Yani suret zahir, siret batın oluyor. Daha çok iç. Mesela deriz ki suretiyle sireti birbirine uyumlu. Yani içi dışı bir. Veya sureti siretini yalanlıyor. Yani dışarıda olan şeyler içeride olan şeylerle uyum sağlamıyor. Belki işte bunu sözleri, davranışları sözlerini yalanlıyor da deriz bazen. Söz içeriden geldiği için o ne yapıyor? Haram yemeyin diyor ama kendisi haramıyor. İyilik yapın diyor ama kendisi yapmıyor. Davranışları yalanlıyor. Bu suret meselesi tabii çok tartışmalı. Bu suret derken mesela bu sözlükten, tevakkudan filan bakın. Biçim, resim, şekil, tablo, portre, fotoğraf, kopya, tarz, minyatür, yol, yöntem, imaj, image bu İngilizce'de zaten kullanıyor. Nusha, çizim, görünüş birçok manası var. Yani sözlüklerden bakarsanız tevakkudan baktım ben şimdi. Farklı kelimeler var. Suret yani salihlerin, alimlerin, insanların suretleri çizilir mi, çizilmez mi? Bu ciddi bir tartışma konusu. Ciddi bir kesim alimler suretin tamamıyla haram olduğu yönünde. Ama peki bu haramlık ne kadar? Bir canlının sureti nasıl ne kadar çizilecek? Diyorlar ki çizdiğiniz resim canlanabilir mi? Mesela sadece şu kafadan kesseniz bu şekilde bir resim çizseniz çekiliyor ya vesikalık fotoğraflar. O canlanabilir mi? Canlanamaz. Yani böyle bir insan yaşayabilir mi? Sadece kafayı olan bir resim yaşayamaz. Dolayısıyla bu çizilebilir veya bu fotoğraf çekilmesine herhangi bir beis yok. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki Cenab-ı Hak kıyamet günü o resim çizen kişiye hadi buna can ver. Mesela heykel yapan kişiye, resim çizen kişiye hadi buna can ver diyecek ve ona can veresiye kadar o azap görecek. Şimdi burada o kişi canlanacak bir şey çizmiyorsa, canlanabilecek bir şey, mesela sadece kafa çizse İnsan kafası dolayısıyla veya şuradan itibaren çizse herhangi bir beis yok deniyor. Neden? Çünkü bunu zaten canlandıramazsın. Veya ağaç çizilse sahabeden birisine öyle birisi geliyor. Abdullah İbn Abbas mı tam ismini hatırlamıyorum. Tercümede vardı. Tercümesini yaptım kitapta. Diyor ki ben resimle para kazanıyorum. Resim çizerek para kazanıyorum. Nasıl olacak bu iş? O da diyor ki şu ağacı çiz, taşı çiz, doğayı çiz. İnsan çizme, canlı varlık çizme, canlandırılabilecek. Bu konudaki hassasiyet neden gelişmiş? Çünkü süreç böyle işliyor. Önce resmini çiziyorlar, sonra heykelini yapıyorlar, sonra tapmaya başlıyorlar ve putperestlik böyle yürüyor. Bunun önüne geçmek için seddi zerai deriz. Fıkıhta böyle bir kaide var. Harama giden yolun önünü kesmek. Dolayısıyla burada direkt keselim. Ama bakıyorsunuz Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet portresini yaptırıyor. Hem de farklı farklı. Hem de canlı olabilecek şekilde. Ta böyle karnına kadar geliyor. Dolayısıyla orada kalp var, ciğerler var. Bir insan yaşayabilir. Yine mesela Osmanlı'da bu İbrahim Paşa diyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri. Kendi heykelini bile diktiriyor. Tabi bunlar ne kadar doğru, kesin net bilgileri bilmiyorum. Bu Ebu Suud Efendi ile şöyle bir hadise anlatılıyor aralarında. Ebu Suud Efendi'ye gösteriyor. Hatta halk dedikodu yapıyor. Diyorlar ki bir İbrahim geldi putları yıktı, bir İbrahim geldi putları dikti diyorlar. İbrahim Aleyhisselam hani putları yıkan babasıyla Azer'le sorun yaşayan bazı rivayetlere göre amcasıyla halkıyla bir sürü olay yaşayan İbrahim Aleyhisselam. Bir de bu Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri var. O da diyor ki sadrazam diyor ki o da putları dikiyor. Kendi putlarını falan yaptırıyor. Kendi heykellerini. Dalga geçiyorlar halk bununla. O diyor ki Ebu Sefendi'ye ya böyle putları var işte heykelleri var ne olacak? Kendi onun da bahçesinde heykelleri varmış. Deniyor ki
Yani Ebu Suud Efendi öyle demiş. Bunlara taptığını görmediğim sürece sorun olmaz. Hani sen bunlara secde etmiyorsan sorun yok. Sorun nerede? Secdede, onlara tapmakta. Bu suretleri, bu resimleri hiçbir şekilde tutmayacak mıyız? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi bu konularda çok hassas davranıyor. Ayşe annemizin evine geliyor. Bakıyor ki orada bir tane suret resmi var. Kuş resmi var perdede bazı rivayetlere göre. Veya canlı resimleri var. Namaz kılarken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkatini çekiyor. Tutuyor onu, indiriyor aşağıya perdeyi. O örtüyü. Ama Ayşe annemiz diyor ki daha sonra ben onu kırlent yaptım diyor. Yani böyle yerde kullanılacak, değersiz olduğunu hissettirecek şekilde koydum. Yerde kullanacak. Böyle yukarıda değil. Namaz kılarken karşımızda değil de yerde. Ve buna bir şey demedi diyor mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani biz bu örtüyü yırtıp parçalayıp atmadık. Gene kullandık ama daha değersiz olacak konumda kullandık. O yüzden deniyor ki hayvan resimleri gibi böyle resimlerin olduğu şeyler yastık gibi yerlerde olacak, halı gibi şeylerde ise sorun olmaz. Çünkü orada bir değer yok. Bir kutsallık yok. Bir şey atfetmiyoruz ona. Yine Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın sarayında heykeller var. Resimler var. Önceki peygamberlerde bunlar haram kılınmamış. Bunu anlıyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın sarayında var çünkü. Demek ki eğer orada bir haramlık olsaydı olmazdı. Demek ki var. Şimdi bunları da görüyoruz. Böyle durumlar da var. Yine Osmanlı padişahları bu resim konusunda, heykel konusunda biraz daha rahat davranabiliyorlar. Şu o padişahlar bunu kullanırken mesela alimler niye o zaman onlara izin verdi? Neden onlara ses çıkarmadılar? Güçlerinden dolayı mı? Otoritelerinden dolayı mı? Yoksa halkın bu konuda önüne set çekmek, seddi zerai yapmak, halkı putperestliğe doğru yönetmemek için mi bunu yaptılar? Mesela bunları tartışmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberine geçiyor bu. Yine Ahbaru Mekke'de de geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye giriyor. Kabe'de İsa Aleyhisselam'la Meryem annemizin bir resmini görüyor. Meryem annemiz İsa Aleyhisselam'ı böyle kucağına almış. Mesela o putları filan yıktırıyor ama o resmi ellettirmiyor. Bu rivayete göre. Hatta neden ellettirmiyor? Büyük ihtimalle diyorlar kendi çocukluğunu, kendi annesini hatırladı. Ve o resim kalıyor bir süre daha. Kabe'nin içinde. Bu da ilginç bir rivayet. Muhammed Hamidullah'ta geçer bu İslam peygamberinde. Kaynaklarını da verir o altta. Ahbar Mekke'yi falan verir. Nerede geçtiğini. Dolayısıyla ben şöyle bir kanaate erdim. Eğer tapmıyorsan, secde etmiyorsan, kutsamıyorsan bu resim meselesini aslında çok da bir sorun yok. Ama iş tapmaya gidiyorsa, resmetmeye gidiyor, orada artık kutsamaya gidiyorsa bu resmi, dinin yerine koymaya çalışıyorsan ki bugün sanat mesela dinin yerine ikame edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla burada bir set çekmek, buna engel olmaya çalışmak iyidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resminin yapılmaması. Kendi resmini çizdirmiyor. Halbuki o dönemde resim var. Çizebilirler. İlginç bir örnektir. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisinin resmi çizildikten sonra heykelin de yapılacağını ve hatta kendisine tapılacağını gayet iyi biliyor. O yüzden yaptırmıyor. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir resmi olsa, afizanallah, heykeline dikerler, taparlar da her şeyi de yaparlar. İnsanda böyle bir yapı var çünkü, fıtrat var. Bunu sadece Müslümanlara veya dindarlara has zannetmeyin. En modern, en felsefede zirveye gitmiş, bilimde ileriye gitmiş adamlarda da var bu. Niye? Bugün çok modernler sözde, çok okumuşlar, çok bilgeler ama bir tane sanatçının veya bir tane artistin, bir tane oyuncunun ayakkabısının bağcığını gördüğü zaman bile bayılıyor düşün. Onun heykelini yapıyor, fotoğraflarını asıyor her yere. Tapıyor ona, al işte. Çok modern, çok gelişmiş, çok zeki, çok okuyan tipler. Bir tane sanatçı için, bir tane futbolcu için ölüyorlar. Ölüp ölüp diriliyorlar. Karşısına geçse kekeme oluyorlar, konuşamıyorlar heyecandan. Tapıyorlar işte. Ona ibadet ediyorlar neredeyse. Onun için her şeyi yapıyorlar. Gördüm gördüm onu deyip deliriyorlar, çıldırıyorlar. Demek ki bu insanda böyle bir yapı var. Dolayısıyla burada bir set çizilmiş. Şundan dolayı diyorum eğer tapılmıyorsa sorun yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizin yanına girdiğinde veyahut da işte farklı durumlarda evlerde oyuncaklar var. Kanatlı atlar var mesela. Çocukların bunlarla oynamasına bir şey denmiyor. Bak orada suret var, resim var, heykel var hatta. Oyuncaklar değil mi? Heykeller, küçük küçük biblolar. Hiçbir şey denmiyor. Neden? Çünkü bunlara tapılmıyor. Veya bunlara tapılma ihtimali yok. Bunlar oyuncak olduğu, değersiz olduğu zaten biliniyor. Hatta bizim fıkıh kitaplarında
Eğer bunlar ağaçtan kırılacak şeylerden falan yapılıyorsa zaten sorun yok. Ama böyle çok sağlam maddelerden yapılıyorsa kırılmayacak, yıkılmayacakmış gibi, o zaman sorun var diyorlar. Demek ki burada mesela hassas nokta, bunları tapıyor musunuz, tapmıyor musunuz? Bunlara saygı gösteriyor musunuz, göstermiyor musunuz? Yapmıyorsanız çok sorun yok. Ha, bu tarafa doğru gidecekse yine problem var. Ona da mümkün mertebe engel olmak lazım. Dolayısıyla eğer resim çizmek dediğimiz gibi bir putperestliğe götürmüyorsa herhangi bir beyse sıkıntısı yok. Onun haricinde eğer putperestliğe doğru götürüyorsa sıkıntı var. Çünkü şirk olan, necis olan, kötü olan put. Bak Efendimiz Aleyhisselatü ne biliyor? Putlarla işte köpeklerin olduğu eve melek girmez. Oradaki put mesela yine işte bu suretler, tapılan, saygı gösteren. Neden? Çünkü orası necis kabul ediliyor, şirk kabul ediliyor. Melekler de böyle pis yerlere girmez. Ama Azrail girer tabii ki. Rahmet meleği girmez. Sen onun içerisinde de olsan Azrail girer. O ayrı bir konu. Dikkat ederseniz rahmet melekleri tuvalete de girmiyorlar. Neden? Necis çünkü pis. O köpek meselesi de yine aynı. Cevrun diyor çünkü hadis-i şerifte. Köpek yavrusu var, ölü bu köpek yavrusu. Dolayısıyla leş. Leş olduğu için girmiyor Cebrail aleyhisselam. Şimdi Efendimiz aleyhisselatü vesselam odasında sıkılıyor, sıkılıyor. Cebrail gelmesi lazım, gelmiyor. Bir çıkıyor dışarıda. Diyor niye gelmedin? Senin diyor evinde leş köpek var. Bir ölü köpek yavrusu var. O yüzden ben girmiyorum oraya. Şimdi ölü köpek yavrusu şekline geçmiyor da cevrun şekline geçiyor. Köpek yavrusu olarak geçiyor. Şimdi arıyorlar arıyorlar bir bakıyorlar yatağın altında kalmış. Ama ölü olduğu belli çünkü kıpırdamıyor, hareket etmiyor. Dolayısıyla bu leş. Leş olduğu için, pis olduğu için oraya girmiyor. Ama rahmet meleği girmiyor. Dikkat edin. Azrail girer. O ayrı bir konu. Dolayısıyla buradan da onu anlıyoruz. İşte böyle leşin, pisliğin olduğu, yine leş, pislik diyeceğimiz bu putların olduğu, resimlere, putlara saygı duyulduğu, hürmet edildiği, önde secde edildiği durumlarda rahmet melekleri oraya girmez. Ama azap melekleri girer. Bazen çünkü böyle dalga geçiyor. O diyor melek girmiyorsa o zaman biz işte her şeyi yaparız filan. Azap meleği girer merak etme. Çeşitli azaplarını gösterir. Resimde böyle bir kanaatim var benim. Allahu alem tabii ki her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Dediğim gibi tekrar edeyim. Bir kere haram olacak şekilde saygı duyuluyor, hürmet ediliyor, dinin yerine konuluyorsa o haram. Oradan uzak duracağız resimden, heykelde. Öyle bir şey yok. Bunu insanlar kendileri bir eğlence gibi düşünüyorlar, yapıyorlar. Onda herhangi bir beis yok. Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı gibi, Osmanlı padişahlarının yaptıkları gibi. Ha, diğer taraftan öyle bir ortam var ki insanlar oraya doğru gidebilir. Kanalize olabilir. Bunu önüne set çekmek babında. Normalde haram olmadığı halde önüne set çekmek için yasaklanabilir. Bunlara engel olunabilir. Bu artık şartlara, duruma göre konuşacağımız, meseleleri tek tek ele alacağımız durum. Bir fıkıh meselesine kaideyi koyarız, bir kuralı koyarız. Ama o kural hakimler niye var, kadılar niye var? O kural yaşanan durumlarda özel olarak tekrar gözden geçirilir. O duruma özel olarak tekrar değerlendirilir. Salih demek iyi, güzel, doğru işler yapan kişi demek. İyi, kalbi selim demek. Doğru, aklı selim demek. Güzel, zevki selim demek. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim olacak. Bir şey iyi, faydalı. İyi, faydalı. Doğru, sağlam. Ve güzel, estetikse o salih olur. Islah edilmiş olur. Islah da buradan geliyor bak. Sulh, barış buradan geliyor. Es-sulhu seyyidül ahkem deriz. Hükümlerin en iyisi sulhtur. Salih, iyi, güzel, doğru, aklı selime, kalbi selime, zevki selime uygunsa bu da ihsandır işte. İhsan ne demek? Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Bir insan Allah'ı görüyormuşçasına yaşarsa ne yapar? Bir şeyi iyi, güzel ve doğru yapar. İyi, güzel ve doğru. Faydalı, estetik ve sağlam yapar. Değil mi? Adam bir cami yapıyor Osmanlı. 500 yıl geçiyor yıkılmıyor. Sağlam. Estetik mi? Hayran kalıyorsun. Muhteşem. Faydalı mı? Faydalı. Öyle sus olarak da durmuyor yani. Birçok insan kullanıyor. Evet, fazla vaktimiz kalmadı. Buradan devam edeceğiz. Demek ki aklı selime, kalbi selime, zevki selime hitap eden salihtir. Islah edilmiştir. İyidir, güzeldir. Şimdi böyle insanların suretleri. Kale şeytanu. Şeytan dedi ki fekeyfe, bunun üzerine yani geçen o konuyla bağlantılı fe atıf oluyor. Keyif, keyif. Buradan geliyor zaten. Nasıl? Keyfiniz nasıl? Diyoruz ya aynı kelime. Hüznüküm, hüznünüz, aleyhim. Onlara karşı olan hüznünüz ne? Yani siz onlara nasıl üzülüyorsunuz? Ne kadar üzülüyorsunuz? Hüzün kelimesi mahzun buradan gelir. İsmi meful kalıbına bakın. Hüzün mastar zaten. Sizin hüznünüz nasıl? Bu da ne oldu? İzafet var burada değil mi? Sizin hüznünüz. Galu dediler ki şedidün. Çok şiddetli. Bak şiddet, şedde buradan geliyor. Bağlamak demek aynı zamanda. Sıkı, zor, çetin, şedid, şiddetli.
manaları buradan geliyor. Şiddetün. Gale dedi ki ve keyfe iştiyakukum ileyhim. Onlara karşı iştiyakınız, özleminiz nasıl? Bak bu şevk kelimesi iftial babından gelmiş. Sizin iştiyakınız, özleminiz nasıl? Galu dediler ki azimun. Çok büyük, çok azametli, çok yüce. Çok özlüyoruz yani onları, çok seviyoruz. Gale dedi ki şeytan. Ve limaze öyleyse niçin? La tanzurune ileyhim. Onlara bakmıyorsunuz. Külle yevmin. Her gün. Yani günün her saati bakın ona. Her gün onları izleyin. Ya bu nasıl olacak? Değil mi? Hayalini kuramıyorlar. Galu dediler ki ve keyfe sebilu. Yol nasıl? İlâ zâlik. Buna. Yani bunun yolu ne? Vakat mâtu. Onlar ölmüşken. Bunu vav-ı haliye olarak alalım. Onlar ölmüşken bunun yolu ne? Bak şeytan nasıl geliyor işte. Sağdan geliyor, soldan geliyor, önden geliyor, arkadan geliyor. Nasıl giriyor şeytan görüyor musun? Sana böyle, daha önce aldığını anlatmıştım, Bayezid Bistami'yi sırtında taşıttırıyor. Taşıttırır. Şeytan böyle sağdan soldan girer. Gale dedi ki, i'melu lehum. Yapın, i'melu, amele. Hani bu ayette de tövbe 105'te olması lazım. İ'melu feseyarallahu amelikum ve rasuluhu vel mu'minun. Allah, Resulü ve müminler sizin yaptığı amellerinizi görecek. Siz amel edin. İ'melu, amel edin. Lehum, onlar için. Suveran. Bir resimler yapın yani. İ'melu, imal etmek buradan geliyor. Bak doğru. İmalat buradan geliyor. Resimler yapın, suverler. Resimler yapın. Böylece venzuru ileyhe. Onlara bakın. Süver bak. O yüzden akılsız çoğullar. Müfret mühennes hükmünde olduğu için he geliyor. Külle sabahin. Her sabah kalktığımızda bir onlara bakın. Şöyle bir bereketlenin yani. Ve u'ciben nasu, insanların hoşuna gitti. E'acebe, hoşa gitmek, acayip bulmak deriz ya, hoşa gitmek. Ucup mesela, ucup vardır tasavvufta. İnsanın kendini büyük görmesi, kibirlenmesi. Kendini beğenmesi demek daha çok aslında. Yine beğenmekle alakalı. Bira iblise, iblisin görüşü onların hoşuna gitti insanların. İblise neden? Bak gayrimusarif olduğu için feta şekline geldi. Halbuki izafet olduğu için iblisi olması lazım. Ve savvarus salihine. Ne yaptılar? Salihlerin tasvirlerini yaptılar. Bak tasvir kelimesi buradan geliyor. Savvara. Tef'il babında. Savvara yusavviru tasvir. Tasvir. Resim yapmak. Ve kanu. Onlar yanzurune ila hazi suveri. Bu suretlere, bu resimlere baktılar. Külle yevmin. Her gün. Ve izâ ra'evhe. Onları gördüklerinde, bu resimlerinde zekeru. Hatırladılar. Zikretmek, hatırlamak. Ulaike salihine. Bu salihleri hatırladılar. Şimdi insan çocukluk seviyesinde hatırlayalım. Abaküs vardır değil mi elinde? Hayalini kuramaz. Mesela siz ona 3 kere 3 kaç eder derseniz diyemez. Neden? Çünkü hayalinde bunu yapamıyor. Ama mesela önüne 3 tane şeker koyarsınız. İşte 3 tane daha koyarsınız. 3 tane daha koyarsınız. Yani toplama daha kolay olduğu için 3 artı 3 diyelim. Hadi oğlum say bakalım. Hadi kızım say bakalım. Bu sayı kaç? 1 şeker, 2 şeker, 3 şeker de şeker olduğu için daha çok dikkatini çeker. Hadi 3, 4, 5, 6 bak. Aa 6 yapıyormuş falan deyip böyle öğretirsiniz. Çocuk çünkü hayal kurmayı, soyutlamayı beceremez çok. Onun soyutlaması için bir üst kademeye, düşüncede bir üst kademeye geçmesi lazım. Ne kadar düşüncede ilerlerseniz soyutlama işlemini o kadar iyi yapıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar genel itibariyle halk diyelim ve alet kullanmada daha iyi olabilir, farklı işlerde daha iyi olabilir ama soyut düşüncede biraz zayıf olabilir. Meseleleri soyutlama konusunda. Dolayısıyla onların anlayacağı şekilde hareket etmenin, putperestliğin bu kadar yaygın olması, insanların sürekli türbelere, işte sürekli böyle dokunacakları, görecekleri şeylere yönelmelerinin sebebi bu. Çünkü görmesi lazım. Görmeden soyutlayarak düşünemiyor. O bir üst seviye artık. Hatta bununla ilgili benim bir çalışmam vardı. Ben onu bir bulayım oradan yayınlayayım şimdi size. Dedim ama o bu derse yetişmeyecek. Son bir dakika kaldı çünkü. Bunu diğer ders anlatalım. Madde, form, tikel, tümel. Bunlar nasıl oluyor? Formu. Onu nasıl düşünüyoruz? Maddeden soyutluyoruz. Nasıl tikele tümele varıyoruz? Formunu düşünüyoruz. Kavrama gidiyoruz. Bunlar hakkında diğer ders girişinde konuşalım Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.